sitesinde ailenizle huzur ve güven içinde yaşanabilecek kent projesi kapsamında yapılan, sizlerin rahatı için her türlü konfor düşünülen %82 yeşil alanı, spor sahaları, parkları, alışveriş merkezi, çocuk bakım yurdu, otoparkı ve Taşova'ya hakim manzarası tertemiz havasıyla tam bir yaşam merkezi sunuluyor. Dış cephe kaplaması, bina izolasyonu, güneş enerji sistemi, kartlı su ve ısı sistemi, fitness center'ı, çocuk havuzu, kamelyasıyla projelendirilen altın sitesi 330 daire ve 14 iş yeri olarak inşa edilmektedir. Gelin siz de Amasya Taşova'da şehrin karmaşası ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe ideal yaşam merkezine kavuşun. 65 bin liradan başlayan fiyatlar ve uygun ödeme seçenekleriyle her türlü kolaylığın sağlandığı altın sitesi ve kayıtlar sona ermek üzere. Acele edin. İrtibat için 0358 312 36 85, 0530 318 04 01, 0541 618 79 09. Lezzet Pınarı'ndan kapınıza gelen büyük hizmet. Kaliteli üretim ve hijyen kurallarından ödün vermeden yoluna devam eden Pınar Gözü Lezzetto, müşteri memnuniyetine odaklanmış idari yapısıyla yıllardır siz müşterilerine catering ve tabldot hizmetleri veriyor. Toplantı ve davetlerinizde catering, hastane, okul ve büyük işletmeler için tabldotla gıda ve mutfak konusunda her türlü hizmeti alabilirsiniz. Kalite ve güven aşamasında ISO 9001 ve ISO 22000 kalite ödüllerine layık görülmüştür. Üretimlerinde kalitesi belgelenerek kanıtlanmış piyasanın öncü markaları kullanılan Pınar Gözü Lezzetto, sektörün öncü firmaları arasında yerini almıştır. Farklı olmak için bizi arayın. Pınar Gözü Lezzetto. Adres: Aymakop sitesi, kat 10, İkiteli, İstanbul. Telefon 0212 671 62 90 ve 92. 0532 375 04 44. www.pınargözülezzetto.com. Umut, hoşgörü, saygı, sevgi Ataşehir'imiz için Zeki Bulut. Milliyetçi Hareket Partisi Ataşehir Belediye Başkanı adayı. Daha güzel bir Ataşehir için umut. Zeki Bulut. MHP ile, MHP ile, yürüyoruz MHP ile. Turan Canik'le Medyada Siyaset programının bu haftaki konukları Milliyetçi Hareket Partisi Tuzla Belediye Başkan Adayı Sayın Adil Erkoç ve Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesi Adayı Sayın Hicabi Soytürk. Turan Canik'le Medyada Siyaset programı 4 Mart Salı günü saat 18'de En İyilerin kanalı Medya TV'de. Usandım gurbet elimden, hiç kimse bilmez halimden, uyansın. Türk Halk Müziği sanatçısı Harun Atmaca ve şair Şerif Çöpür Gengsli'ye Bir Yudum Türkü, Bir Yudum Şiir programı her Perşembe 22'de En İyilerin kanalı Medya TV'de. Bizim kıratından bir de kuru ele göresmişem, burnumda tütür. Anamın tandırı, bir de ocağı. Veremedim, yol almadı. Dedim satan bu aleme, pazar yok. Ozan Baki Çetin'le Dilden Dile Anadolu her cuma 22'de En İyilerin kanalı Medya TV'de. Kör ki sarıkamış, kurtulmaz yastan, Malazgirt, Erzurum, Maraş'tan, Kars'tan, sadece sen değil tarihe destan, 1071'lere dön Çanakkale.
transfer makinenin katkılarıyla hazırlanan Turan Çakır'ın sunduğu Sevdamız Tokat başlıyor. Evet sevgili dostlar. Sevdamız Tokat programındasınız. Kameraman arkadaşım bir yakın görsün de gözümüz düşmesin ha. Bunları kameraman arkadaşlar kendi arasında paylaştı. Bana kala kala bir kasa çilek kaldı. Hepsi aldı gitti de neydi? Başkanım bunlar bize Gökal'a ait ürünler değil mi efendim? Gökal'ın yerli ürünleri bunlar. Organik. Evet. Sıfır hormon. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Peki sırasıyla bir tanıtabilir miyiz başkanım? Bunun adı ıhlamur. Bu ıhlamur. Ihlamurlarımız yıllık girdisi beldemize 300 milyar lira gibi bir girdimiz var. Ha ticaretini yapıyoruz bunu. Sadece tabii. Yok yok yok. Ticaretini ticareti yapıyoruz. Ticareti var evet. Bizim üreticilerimiz bunu topluyor, kurutuyor. Evet. 50 yıldır bir Güldere pazarımız var. O pazarda da satışı yapılıyor bunun. Eyvallah. Şimdi 300 milyar gibi bir girdisi var. Bizim ıhlamurlarımız İzmir'de bir Alman firması işliyor. Ve Türkiye'de en makbul ıhlamurlardan birisi. Sevgili dostlar duyun bak duyun Gökal. Evet. Gökal'ın ıhlamuru meşhur ve işleyen Alman bir firması. Evet İzmir'de kurulu. İzmir. Bizden topluyorlar götürüyorlar. Oo çok güzel. Evet başkanım sıradaki. Şimdi bu fındığımız milli ürünümüz. Geçim, az önce geçim kaynağımız fındık. Dedi ki Tokat'ta fındık da mı var dedi. Aha da evet. Var. Şimdi 2000 küsür hane Erbaa'da fındık üreticisi var. Yıllık şu fındığımız yıllık bu demin de söylediğim Güldere Halk Pazarımızda 5000 ile 10.000 ton arasında fındık ciromuz var. Bu ürettiğimiz fındıklar Çarşamba ilçemize, Ünye'ye, Karadeniz sahilindeki fındık işleme tesislerine gidiyor. Şimdi buradaki en büyük sıkıntımız fındık üretimindeki sınır komşumuz Ordu veya Samsun illerinin üreticileri destek aldığı halde biz alamıyoruz. He, en büyük sıkıntımız bu. Sorun bu. Şimdi biz buna çözüm için 1980'li yıllardan itibaren mücadelemiz devam ediyor. En son gelişme Tarım Bakanlığı'na yapmış olduğumuz müracaatlar, tabii bu 20 küsür muhtarımızla beraber yaptığımız evet. müracaatlar sonucunda iki tane uzman arkadaşımız geldi. Kamerayla tespiti yapıldı. Fındık desteği alan Ordu bölgesi, Samsun bölgesi ve alamayan Tokat bölgesi belgelendi. Biz bunu takibindeyiz. Bu raporlar uzmanlarca Tarım Bakanı'nın önüne konulacak. Tarım Bakanımız da Bakanlar Kurulu gündemine sokarak inşallah Tokat 15. fındık üreten iller kapsamına girdikten sonra biz de hayırlısıyla desteğini İnşallah. Almaya başlayacağız. Evet başkanım. Diğeri biraz daha hızlı geçelim. Çok ürün olunca maşallah. Evet bu da milli ürünlerimizden patatesimiz. Bir zamanlar Erbaa ilçesinin patates ihtiyacı Gökal beldesinden karşılanıyordu. Ancak evet. son yıllarda erken patates üretimi yaygınlaştığı için bizim patatesimiz biraz geriye kaldı. Evet. Ancak her hane mutlaka patates üretimini yapar. Doğal patates kuyuları dediğimiz yer altına açılan kuyularda da bahara kadar saklanır. Ne güzel. Ve patatesin hangi çeşit yemekleri olduğunu hanımlarımız da biliyor. Türkiye de biliyor zaten. Evet. Cevizimiz var. Evet. Burada da cevizimiz var. Bunun da beldemize ekonomik girdisi inkar edilemeyecek kadar çok fazla. Cevizimiz de kalitelidir. Bu da Tokat cevizi. Evet, Erbaa. Erbaa. Peki. Şimdi diğer bir ürünümüz çilek ürünümüz var. Kameraman çilek. Arkadaşım yakın gör. Çilek ürünümüz 1980'li yıllardan itibaren yoğun bir şekilde üretimi yapıldı. Şu anda bölgede en çok çilek üreten beldeyiz biz. Her yıl Haziran ayının 3. haftasında da şenliklerimiz olur. Buradan tüm Türkiye'yi de davet ediyoruz. Çok kalabalık oluyor. Sosyal bir etkinlik kapsamında bunu kutluyoruz. Eyvallah. Herkesi de davet ediyoruz. Beni de davet ediyor mu başkanım? Tabii ki efendim. Tamam. Tabii ki. Peki. Kameraman arkadaşlarımızla ha, beraber medya gelin. Medya TV'yle beraber. Evet. Tamam. Evet. Peki. Eyvallah başkanım. Bu da kuru fasulyemiz. Bu da meşhurdur. Çünkü bizim yerleşim yerimiz 215 ile 1300 rakımlar arasında yerleşimimiz var.
Bizim fasulyelerimizde böceklenme olayı olmaz. Çabuk pişer ve çok da lezzetlidir. Bölgemizde yoğun bir şekilde üretimi de vardır. Bir önce daha öğrendik. Böceklenme olmaz diyor. Evet. Garanti mi başkanım? Gerçekten mi? Garanti tabii canım. Garanti. Maşallah. Vallahi. Biz neymişiz de biz bilmiyormuşuk ya. Evet, bu da Tokat yaprağı. Bu da Tokat yaprağımız. Ağırlıklı olarak bu bizim beldemizde değil ama Erbaa ilçesinde yaygın bir vaziyette yaprak salamuracılığı gelişmiştir. Bu yaprağın özelliği Ege tarafındaki yaprağa benzemez. Tamamen narince dediğimiz üzüm yapraklarıdır. Evet. İncedir. Tüyü olmaz bunda. Hmm. Bu da bir sektör oluştu artık Erbaa'da. Türkiye'nin her tarafına bunu da pazarlamasını yapıyoruz. Eyvallah. Şimdi bunları dediğiniz gibi başkanım, bunların hepsi mutfaklara giriyor ama Gökallılar bunun ekonomisi, yani ekonomiye katkısı var. Evet. Türkiye ekonomisine katkısı evet. var. Erbaa bunun ticaretine de Türkiye ekonomisine çok büyük katkısı var. İhracat yapılıyor bunlar. Ne güzel, evet. ne güzel. Çok teşekkürler başkanım. Evet, şu da heybe mi? Heybemiz tabii şimdi eski annelerimiz, bacılarımız bunları yapıyordu ama bu yün heybe, bunlar artık Türkiye'de olduğu gibi hayvancılık biraz zayıfladı. Şimdi orlondan yapılıyor. Aynen bu işler yine beldemizde de el işi olarak Eyvallah. Devam ediyor. Çok teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim. Evet, sağlık. Şöyle alayım başkanım. Şöyle alayım. Cecime de basmayak annem çok kız iyi. Öyle cecime mi? Basmayak başkan yok, ama. Yok cecim bu. Bu da bizim cecimimiz başkan. Öyle mi? Tabii bu da cecim ama bastı mı annem izliyor değil ki. Oğlum bak geçen programda bastın kızarım sana diye. Yok bu sahte, sahtesi bu canım. Bu yok. Bizimki bu. Evet. Şimdi Gökal'ın ürünlerini de dostlarımızla konuştuk, tanıttık. Evet bunlar da. Aha börekleri geçtik ya. Artık o ikramlık yufkacı arkadaşlarımız sanıyorum meslekleri icabı. Onların Zübeyir Başkanımız bahseder. Evet. Evet değerli dostlar. İşte biz böyleyiz. Gökal kasabası Tokat böyle bir yer. Fındığından cevizine çileğine kadar her şey var yetişiyor. Evet Yahya Başkanım. Şimdi derneğimiz önemli bizim için. Elbette çok önemli. Gökallar için önemli. Tokat için de çok önemli. Derneğimizin gençlerle iletişiminden bahsedersek gençlerimiz yeteri kadar sivil toplum örgütlerine, derneklerine sahip çıkıyorlar mı? Şimdi gençlerimiz toplumdaki genel bir algı artık yalnızlaşıyorlar. Sürekli bilgisayar, telefonla ilgili. Ama artık biz elimizden işte zaten bu derneği bu yüzden kurduk. Evet. Elimizden geldiği kadar onları organizasyonlara katmaya çalışıyoruz. Programımızda yer kaplamasın diye başka bir slaytımız daha vardı. Gençlerimizle yaptığımız organizasyonlar onları evet. koymadık. Ama gençlerimiz biliyorlar. Gençlerimizle futbol takımı kurduk Doktif turnuvasında. Heh. Malumunuzdur. Evet. Hani beceremedik yani. Ama yok. Ama... Şimdi bak başkan, Yahya Başkan orada ne öğrendik biz bak. Tokat İli Dernekler Federasyonu ile beraber o gençler bir araya geldiler. Bir şeyi paylaştık orada biz evet, aslında. Evet. Yani gençler tanıştılar, konuştular. Evet. Gökallı dostlarımızın da gelip oradaki paylaşımda bulunması çok güzeldi. Evet. Zaten